Bütün hafta sonu çalışıyorsunuz, hazırlıklar yapıyorsunuz. Kafanızda bir Türkiye fotoğrafı ve bu fotoğrafın içinde büyük bir dünya konjonktürü. Bunun içine Türkiye'yi koymak istiyorsunuz. İçinizde bir duygu, hazırladığınız haberler, dosyalar, manşetler. Ama sabah 5'te bir haber ve bütün bu akış boşa çıkıyor. Dalga dalga dedik bu sabah. Dalga dalga. Nereden yola çıkarak bu etiketi seçtiğim basit ama bunun arka planı da sizlere sonra anlatacağım. Esenyurt'la başlamıştı. Esenyurt'ta Profesör Doktor Ahmet Özer görevden uzaklaştırılmış ve yerine atama yapılmıştı. Kayyum ataması yapılmıştı. Ve CHP'liler orada tepkilerini ifade etmişlerdi. Ekrem İmamoğlu olsun, CHP lideri Özgür Özel olsun ve nitekim de bir nöbet tutmaya başlamışlardı. Fakat bugün itibariyle Mardin'de Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı. Yerine kayyum ataması yapıldı. Keza Batman'da ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde. 7 ay önce bakın. 31 Mart yerel seçimleri 7 ay önce yapıldı. Ve 7 ay sonra kayyum atamaları yapıldı. Tabii aklınızda bin bir türlü soru olabilir. Bunun neden yapıldığını İçişleri Bakanlığı'ndan, valiliklerden gelen açıklamalardan sizlere aktaracağım. Ama neden yapıldığına dair bir strateji, bir plan var mı? Var. Bunun ne olduğuna dair de bugün konuşacağız. Olayın sıcağı sıcağına bize yaptığı değerlendirmelerle kamuoyuna bu konuda bilgilendirmeler yapmıştı. Onunla bir başlayalım. Şimdi biz de Batman Belediyesi önüne varmaya çalışıyorum bir yandan. İddialar şu yönlüydü. Sizin de söylediğiniz gibi Mardin'de bir kayyum ataması var ve Saliha Aydeniz tarafından da bu teyit edilmiş durumda. Ve Mardin Belediyesi'nin önünde de bir polis aldığımız bilgilere göre orada da bir polis ablukası bulunuyor. Ama aynı ablukanın bir benzeri sabah saatlerinde de Batman Belediyesi önünde olduğu belirtildi. Ben de şu anda oraya varmaya çalışıyorum. Yürüme halindeyim. Yaklaşmak üzereyiz. Birazdan da oraya vardığımızda oradan canlı yayın bağlantısı yapmaya çalışırız elbette ki. Ablukanın önceki yıllardan polis ablukaları nedeninin kayyum olduğunu biliyor. Çünkü 2016 yılında ve 2019'da hem 2020 yılında bölge Kürt kentlerinde belediye önlerinde sabah saatlerinde getirilen zırhlı araçlar ve polislerin hemen ardından genel itibariyle kayyum ataması yapıldığını biliyoruz. Birçok belediyede daha önce bunu gördük. Bugünkü durumda henüz resmi bir açıklama yok ama ilerleyen saatlerde bununla ilgili bilgi ve çünkü aynısı Esenyurt'ta da olmuştu ve beraberinde diğer belediyelerde de bu manzaralarla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Şimdi biz şöyle diyebilir miyiz? Batman'da polis ablukası ve Mardin'de de Mardin milletvekili Salih Aydeniz'in atmış olduğu tweet üzerinden biz bu gelişmeleri takip ediyoruz. Bunun dışında şu anda elimize ulaşan net bilgiler nelerdi? Neler paylaşabiliriz izleyiciyle? Diğer kentlerden de bilgi almaya çalışıyoruz bir yandan. Farklı kentlerde de herhangi bir durum söz konusu mu onu öğrenmeye çalışıyoruz. Bir kez daha tekrar edelim mi rica etsem sizden Batman'daki durumu öncelikle. Polis ablukasının başladığını söylediniz. Saat kaç gibi bu müdahalenin başladığına dair bir sabah saatlerinde Ahmet Türk'le görüştük. Herhangi bir gözaltı işlemi falan olmadığını söyledi. Sadece eve gelip kendisine kayyum atandığına dair tebligat yapıldığını söyledi. Ve bu Türkiye açısından da aslında bu işin artık daha da geriye gidiş olduğunu ifade etti. Seçilmiş iradenin gasp edildiğini söyledi. Sabahın erken saatlerinde kapısını çalan polislerden Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığına dair kendisine tebligat yapıldığını, bu da artık Türkiye'de yani demokrasiden söz edilemeyeceğini, 3 kezdir aynı şekilde Mardin'de halkın iradesinin gasp edildiğini ve Türkiye'de her anlamıyla geriye bir gidiş olduğunu ifade ettiğini kısa olarak söyledi. Dediğim gibi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bugün sabah itibariyle 3. kez kayyum atanmış oldu.